P'ye bakıyoruz. Şimdi bu sevmiyor musun lider şarkını? Yani sevmiyor musun değil. Sonuçta her parça bizim evladımız gibi. Seviyorum tabii ki de. Fakat ay demez misin evladımız gibi? Ben de ama bunu öyle. Her biri çocuklarım. Ama evet. Öyle emek veriyoruz sonuçta. Peki. Ben buna lider, ben ona da lider. Hepsine sorsam yine pi der. Elde ne var? Söyle bana. Değdi mi bunları yaptığına? Kim var arkanda söyle. Sen de bildiğini unutmadın aslında. Daldınız hepiniz rüyalara. Pi Karabasan İstanbul hattında. Çok zaferimiz oldu. Berabere bittik. Pi dostun bak hasmında. Kimse de yok bendeki dil. İddia ediyorlar hala bil. Bir deli ortaya dram atmış, 40 akıllı MC'yi kekeme bil fiil. Aklın yok, akıl beleş, sonraki rimin... Raymına tahminim eş. İtina ile gömülür bir mezar, kum hocası gibi kürek alıp ele keleş. Kum hocası özür dilerim. Evet, mezar kum hocası. Gelebilir ölüm gibi ansızın, çıkabilir üzerine gece gibi kas katı... Senden değil ama benden korksunlar. Evet. Ben benden de yalnızım. Hü deli hüp deli hü deli. Benden hepsine yardımın eli. Sahneye çıktı mı kaldırır eli. YouTube'a girdi mi saldırır eli. Güle güle öle seni gene bekler. Seni unfollow edip beni gene ekler. Kim kimin askeri belli değil. Hadi benimle yürüyün son gezegenden. Senin hayranların aylardır ayrı ayrı lay lay. Bana bayanlar bile hayran. Ara raydan gider hayra. Ben buna lider, ben ona da lider. Hepsine sorsam yine pi der. Güzel gidiyor abla, tamam. Hayır bir de uzun da yazıyorsunuz. Yani işte burada bir şey var. Yani evet. Uzun. Beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi olmuştu. İlk defa böyle bir rap parçası dinledim. İşte 88 hani Run DMC geldi böyle önüme. Dedim ne diyorlar? Hiç dediklerini bir daha tekrar da etmiyorlar diye çok merak etmiştim. O merakı çözünce, anlayınca ne dediklerini orada şey yapmaya başladım. Şey, selekte etmeye başladım. Bir de şeyden dolayı. Ya bunu dinlemeyeceğim. Bu iyi, lirik kalite var falan diye gittim. Yani. Aklıma gelmişken hani lider, mesela siz de dediniz ya hani olay olmuş hani çok izlenmişsin falan. Evet. Ama benim bunun öncesinde mesela çok daha büyük bir yani müzik geçmişim var ve ben bu parçayla tanındım gibi bir şey oldu yani hani. Mesela ilk çıkış parçamın bu olduğunu düşünen insanlar var sadece. Belki o yüzden kendimde de böyle bir şey yarattı parça yani. Antipatiklik mi diyeyim? Hani o kadar emek verdim ve benim hitap ettiğim kişiyi çok fazla önemsemediğim bir kişiye yazdığım bir bedel aslında bu. Belki de o yüzden pek fazla sevmiyorum yani. Ama bu üzülecek bir şey değil. Yani bu hepimizin başında var. Ben de konservatuvar mezunuyum. Yüksek lisans yaptım. Devlet tiyatrosunda çalıştım. Sonra televizyon programı yaptım. Ağır romanla en iyi erkek oyuncu ödüllerini alınca... Çok sevdiğim değerli abim Atilla Dorsay, oyunculuk eğitimi görmediği halde çok başarılı olmuş diye yazdı benim hakkımda. Yani ya, evet, evet ne var? Gayet normal çünkü Atilla abi de beni televizyonda gördü. Daha önceki eğitimden ya da devlet tiyatrosu aşamalarından haberdar değildi. Çünkü o daha kısıtlı bir çevreydi. Devlet tiyatrosu seyircisi evet binlerce kişidir ama milyonlarca kişi değildir. Yani hepimizin başına aynı şey geldi. Evet. Yani bir de çok eski parçam benim. 2-3 senesi var şu anda. Neye üzülüyorsun şu anda onu anlasam? Ne bileyim daha güncel böyle hani sonuçta olur, gelmişiz burada sohbet yani. Ediyoruz ya. Daha güncel. Mesela şu an albüm hazırlıyorum ben. Lütfen daha sen farklı. Bahset istiyorum. Evet albüm hazırlıyorum şu an. Ama ben hani bu serüvenin en başından sonuna kadar gelecek olursak hep kendi imkanlarımla yapmaya çalıştım. Yani bildiğim doğrudan şaşmadan gitmeye çalıştım. O yüzden de hep aksamalar oluyor mesela. Ben 2 senedir albüm çıkartacağım. Fakat gene kendi imkanlarımla yapmaya çalıştığım için çok zorlanıyorum. Yani ben gönül isterdi ki şu an burada yeni albüm haberiyle karşınızda oturuyor olayım. Ya da ne bileyim. Epidemik yapımı bekleriz. İş anlaşılır. Burada sözleşme yapalım. Yani evet. Ama zaten sanatçıların hayatı böyle değil midir?
Yani sanatçıların böyle her gün işe gidecekleri ve bir süre sonra emekli olacakları bir memuriyetleri yok. Sanatçılar böyledir. Sürekli kafayı duvara çarparsın. Ya kendi arzunla kendi kaderini yaşarsın. Ya başkalarının arzusu, kıskançlığı ya da yanlış yönlendirmeleriyle kaderini yaşarsın. Ama bir şeyi yaşarsın. Bir kaderin vardır ve en azından elinde bunu değiştirecek bir güç vardır. O güç de sadece sensindir. Yani ne menajerindir, ne arkadaki şirketindir, ne annen babandır, ne bir şeydir. Zaten hepiniz bu işe girdiğinizde anneniz babanız dizini dövmedi mi, ne yapıyorsun demediler mi? Ben sonraki şikayeti hiç anlayamıyorum. Kaç tane konservatuvar mezunu arkadaşım var, ağlıyorlar. Birader niye ağlayamıyorsun? Seni konservatuvar kapısında da görmüştüm. Sınavı galiba kazanamayacağım diye ağlıyordun. O zaman bütün ailen, amcaların, teyzelerin sana bu yola girme, sürünürsün demediler mi? Yok, benim babam aldı bana ilk mikrofonumu. Evet, stüdyoyu tamam, falan. Tamam, seninki farklı olmuş. Benim babacığım yapmıştı yani bana. Ama şu anda mesela bazen kızıyorlar yani. Onlar da farkındalar hani. Neler neler çıktılar, bak kaç milyon izleniyorlar. Ama bir de böyle mi diyorlar? Evet. Anne babaya bak. Yani, şu an isyan ediyorlar yani. İyi müzik demek çok izlenme demek değildir. Değil ki. Bunlar farklı şeyler. Yani bir şey çok izleniyorsa iyidir, az izleniyorsa kötüdür. Bir şey, aksine şöyle söyleyeyim. Bir şey çok izleniyorsa gittikçe zeka seviyesi düşer. Evet. Yani ne kadar çok izleniyor, işte burada bir dengeleme zeka seviyesi düşük. Şu Koreli çocuğun yerinde olmak ister miydin? Gangnam Style. Neydi onun adı? Gangnam Style. Say, adı Say. Say, ya evet. Say, Say olmak ister miydin? Yani ki hakikaten böyle bir geri zekalı olmak ister miydin? Say olmadan da Say kadar Say, para kazanır. Say olmak ister miydin? Say olmak ister miydin? Bütün dünyayı birkaç sene için ele geçirip ondan sonra şimdi bunu nasıl izlemişiz denmek ister miydin? Ama birazcık da yani mesleğim hani para kazanmaya da ihtiyacım var yani. Yok.